Arkadaşlar şurayı bir açalım. Arkadaşlar arkaya dikkat. Hoş gelmişim. Ne yapıyorsun? Yaklaşık tahminlere göre bir 600 ya da 700 yıllık bir binanın içindeyiz. Burası anlatıda ve tarihsel olarak da bilinen haliyle Alaaddin Keykubat'ın kardeşi İzzettin Keykubat'la yaptığı, Keykavus'la yaptığı bir iktidar mücadelesi sırasında 1220 yılında sürülerek Muşar nahiyesindeki kale diye geçen bir, bazı yerlerde de işte Peri suyunun içerisindeki kaleye hapsedildiği bir dönem var. Sıcak sıcak. Gel başkan. Gel şöyle gel. Biraz dinledik. Bizi babam her sene çocukluğumuzda buraya getirdi. Kurbanımızı burada keserdik, akşam burada yatardık. Buranın öyle bir geleneği var. Ben de çocukluklarından beri her sene buraya getiririm. Avuçan'da, Bargin'de bir restorasyon oldu ama söylemem gerekiyor ki bence doğru bir restorasyon değildi ve önemli izleri belki yitirdik. Bu yapı bizim için Dersim'de apaçık diğerlerinden çok ayrı bir noktada duruyor. Hem prestiji hem hakikaten hak ettiği iddiasıyla beraber Dersim'in kültür tarihinde çok önemli bir nokta. Hala da Aleviler için Dersim'deki çok önemli makamlardan birisi var. Yani bu mezarı 1300'ler mi diyebiliriz yoksa 1200'lere mi kayar? Yani? Muhtemelen yaşam dönemleri 1200'ler, ölüm tarihleri mezar taşlarından çıkacak ama şu iki mezar taşı ölçeğinde ben örneklerini tarihlendirmiş örneklerini başka yerlerde buldum. Muhtemelen 1300'lü yılların başında çıkacak. Bu da bizim için çok çok erken ve ilk tarihlerden birisi olacak. Mezarın tamamı bir taraftan da sistemle iç içe yapılardı ve bu aslında mihrap yönünde bir mihrap açıklığı. Pratiklerdeki bütün bu gerilimleri bilmemize rağmen daha sonraki dönemlerde Aleviler kendi inançları, itikatları çerçevesinde buradaki pratikleri kendileri de yeniden antropolojik olarak şekillendirdiler. Şimdi muhtarımız onu anlatacak. İçine bir insanın girmesi suretiyle bir... Yine buraya gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anlayabilir misiniz? Sağ olun. Tamam. Hem de direkt yanlışlıkla. Beraber geliriz. Güzel. Milletimiz için güzel şeyler diliyoruz. Kaldırmaz İstanbul Sözleşmesi'ni istiyoruz. O da var içinde. Kadınlara destek verin. Hoş geldiniz. Başka bir şey istemiyoruz. Aynen öyle. Biraz uzun olur sanki dilek. Başka bir şey şöyle dönelim. Bunun önünde bir fotoğraf çekelim. Eğer dilediniz. Paylaşabileceğim bir dilek değil. Kadınlar, kadınlar. Ben dileklerimi genelde bütünsel anlamda dilediğim için. Allah kabul etsin. Bütün insanlık için diledim dileğimi. Hepimize güzel günler diliyorum. Bütün ülkeye, bütün insanlığa. Şu tarafa dönelim başkanım. Tamam. Bu tarafa dönelim. Alıyoruz. Evet efendim çekiyoruz. Dileğinizi. İnşallah çok... Güzel İnşallah. Duygularımızı İnşallah. Burada dilek ağacında diledik, istedik. İnşallah. Vatanımız İnşallah. İçin, milletimiz İnşallah. İçin, İnşallah. İstanbul'umuz için, İnşallah. Türkiye'miz İnşallah. İçin İnşallah. İnşallah. Bütün güzel dileklerimizle dileklerimizi diledik. Bir de dileğin yanında dileyince daha da isabetli oluyor. İnşallah Allah kabul etsin. Yardımcı ol, yardımcı. İnşallah. Bana yardımcı ol. İnşallah anacığım. Ama siz de dua edin bana. Ben dua edeyim. Tamam. Dua edeyim. Tamam. Tamam. Her zaman dua edeyim. Duanızı aldık gidiyoruz. Allah razı olsun. Hadi. Anneciğim merhaba. Merhaba. İyi misin? İyisin. İyisin. Hoş geldin. Ne güzel. Bu elmalardan kaldı mı böyle? Var ne? Güzel. Lezzeti de güzeldir. Var mı bir isteğin? İsteğin var mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Öpüyorum ellerinden. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. Vallahi ziyarete geldim. Sağ ol. Allah kabul eder. Allah, Allah razı olsun. Sağ ol anneciğim. Ay sağ ol. Sağ ol anneciğim. Hoş geldiniz Avuçan Hoca Türk şeyine. Ben abi benim açıklamam.
Ben Arena Park'ta bir ay size çalıştım, sandıkta görev aldım. Bugün ben aynı hepsini burada parka şeye de götürdüm, standa. Ne güzel, kurban olsun. İnşallah arkadaşlar girmeyin. Bir daha İstanbul'u alırsınız. İnşallah. Şu türbeye gelirsiniz. İnşallah. Biz Tunceli kadın korularını da İstanbul'a götürürsünüz. İnşallah. Söz mü? Söz. 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 İstanbul'a alacaksınız. Aynen öyle. AKP'ye bizi muhtaç etmeyeceksiniz. Herhalde eder miyiz? Deli misin? Ama bir de yaşlılarımız, emeklilerimiz açlık sınırındayız. Aynen öyle. Peki. Ama alın lokmadır. Bu buranın lokması. Bu bizim 100 yıllık geleneğimizdir. Dilek Hanım. Başkanım sağ olun. Kulağa uçan yardımcınız olsun. Allah kabul etsin. Genel başkanıma da selamlarımı gönderin. İleteceğim. Sağ olun hocam. İran seferinde dönerken birinci anlattı Kaykubat. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya geldiği zaman 366 eri huzuruna çağırıyor. Efendim gelin. Siz kimsiniz? İşte biz değiliz olarak evlatırlarsınız. Dilimiz hak dilidir. Sevgi dilidir, saygı dilidir. Onun için geldik işte birlik, beraberlik, sahibi, sevgi ve İslam neti uygulamak. Kendilerinden keramet istedik. Sonra kısa anlattım. Keramet dedi ki bizim başımız vardı. Nerede? Allah Allah, Allah Allah. Geldik cehane bela. Sabahlarınız hayır ola. Hayırlarınız fat ola. Şerleriniz def ola. Mümkün olasıklar berbat ola. Meydanlar mestur ola. Gönüller şad ola. Hak Muhammed Ali Cami Cümle'nin gözcüsü, bekçisi, yazmışı ona. Geldiniz yolda, durduğumuz darda, eriştiğiniz bir de şefaat bulasınız. Darına durduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık, ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyle, ya onu kim olur? Yol gösterimize 14 masum paklar. Cemize alın, ya kırklar. Adı Resulullah hakkı için, Nuh Nebili hakkı için, Şit Ali Velli hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. İbrahim Halil hakkı için, İsmail Tasmül hakkı için, İbrahim Halil hakkı için, İsmail Tasmül hakkı için de bizi bağışlasın ya Rabbi. Ya Rabbi, Esayir oğlu hakkı için, iki can selveri olan Muhammed Mustafa Resulullah hakkı için bizleri bağışla. Şefaatlerini üzerimize nail eylesin ya Rabbi. Velat-ı Nuroğlu'nun İmam Ali Adı Murtaz'ın darında, didarında, katarında bizleri ayırmayasın. Hatice-i Kübra hakkı için, Fatıma-i Zehra hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. İmam Hasan-ı Mustafa hakkı için, şehitler şahı olan, evliyalar piri olan, erenler şahı olan, pir imamı senin nuruyla bizleri nurlandır ya Rabbi. İmam-ı Zeynelav hakkı için, Muhammed Bakır Serbakka hakkı için, İmam Zafer Sıkkı Safayol hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. Allah. Hazreti Musa'yı Nesli Pak, İmam Rıza-i Perevulesan'ın, İmam Muhammed Takkin'in nur hakkı için bizleri bağışla. Hasan Ulu Asker'in serveri alem hakkı için, son imamımız olan Muhammed Mehdi sahibi zaman kutbul devran Kur'an artık hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. Allah. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, vicdansıza düşünmesin ya Rabbi. Görünür görülmez kazalardan, belalardan, afetlerden saklıyorsun bizi ya Rabbi. Dertlerimize dava ile, başlarımıza ada ile, hastalarımıza senden şifa ile ya Rabbi. Elimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarırız ya Rabbi. Sana gelen ellerimizi boş çevirme. Burada okuduğumuz duaları, yaptığımız ibadetleri güzel yerlerle kabul eder, en güzeliyle kabul eder. Duası bizden ola, inettikçe Allah'tan ola. Gel çekeğe, mümle ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sağ ol dedeciğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sizi görmeye sağ geldik. Nasılsınız? Sağ ol anacığım, sağ ol. Evet efendim, çekiyoruz. Evet, evet buradayız. Karşıya bakalım şimdi. Evet, makineye doğru, fotoğraf makinesine buradayız. Doğru bak ablacığım oraya. Alt katlarda çekiyoruz. Elini göster. Alıyor, herkes alıyor. Evet. Abi, mantar. Burayı bir alabilir. Ha biraz eğilsin. Eğilin. Pertek'te türbe ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu mum yakarak dilek dilediler.
Senin dileklerin daha fazla galiba. 2013. Efendim dileğiniz neydi? Yine uzun süre. Burası Aleviler için evet. Çok kutsal sayılan evet, bir evet, türbe. Evet. İçeride tarihçesini dinlediğimizde aslında Alevilik adına en önemli ziyaret edilecek nokta diyebiliriz. Geçmişi adına böyle az önce içeride çok derin bir dedemizin anlatımını dinledik. Aslında çok toplumumuzun keşfetmediği çok derin düşüncelerin, felsefelerin olduğu bir vatanımız var. Yani en doğusundan en batısına bazen binlerce yıl gerisine gidecek kadar derin. Bir yanıyla inancımız adına çok özel anları, çok özel kişilikleri bu topraklarda yatıyor. Hep söylüyorum, birbirimizi anlamak aslında dünyanın en kolay şeyi. Anlaşamamak en zor şeyi. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz ama umut ediyorum ki bunu aşacağız. Yeni nesil gençlerde en çok hoşuma giden şey ön yargılarını yıkmış, kırmış bir nesil geliyor. Belki bazı acı bedeller ödeniyor toplumda ya da süreçler yaşanıyor ama günün sonunda şu anda özellikle genç nesilde o hissettiğim hem ön yargıları yıkmış tavırları hem de hoşgörüsü yüksek yaklaşımlarını ben milletimiz adına geleceğe dair büyük bir umut kapısı olarak görüyorum. Bu bağlamda ben her adım attığım yöresinde bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum kendi ruh halimle, memleketin her noktasında. Bugün de birçok kez geldiğim Tunceli'nin il sınırlarında keşfedilmeye muhtaç ve hani görmediğiniz zaman aslında gelmemiş kabul edileceğiniz noktalarını görmekte büyük mutluluk duyuyorum. Başkanım burada dilek diliyorlar. Eski zatın kendisinin burada keramet gösterdiği yer. Pardon. Burada da ana duruyor. Başkanım Darüş Cemal 12 Ocak olarak anılır aslında 20'ye yakın olacaklar ama 12 taksirden olacaklar. Birisi de çok hürmetli insanlar, seyitler yetiştirmiş bir hoş. Bu da onun merkezi. Köy merkezde değiliz, köy değillerdi. Buradaki köydekilerin hemen hemen tamamı Seyit Sidat olarak Derviş Cemal, köyünün adı da zaten Derviş Cemal köyüdür. O da burada keramet gösterdiğine inanan kutsal noktalar.